sadistçe öldürülmüş olan Aslı Ulubay'ın annesi Esra Karayel, kızının cesediyle karşılaşınca fenalaştı. Kendine geldikten sonra Orhan Başkomiser ve yardımcısı Selim'e ifade verdi. Esra Karayel, 47 yaşında, maktulün annesi. Kim yaptı kızıma bunu? Biz de bunu öğrenmeye çalışıyoruz. Bu yüzden bize yardımcı olmalısınız. Babasına haber verdiniz mi? Babası Fransa'da. Uzun zaman önce boşandık. Bizi terk etti. Aslı 15 yaşındaydı. Hiç görüşmüyor muydunuz? Ona nasıl ulaşabileceğimi bile bilmiyorum. Aslı'yla da mı konuşmuyordu yani? Gittiğinden beri bir kez bile aramadı. Kızınız fotoğrafçılık bölümünde okuyormuş. Çocukluğundan beri hayaliydi. Canım kızım. O çok özel bir çocuktu. İnce ruhlu, kibar, cıvıl cıvıl bir kızdı ama... ...dikten sonra çok değişti. Bir türlü kabullenemedi. Dün gece nerede olduğunu biliyor muydunuz? Akşam Hande ile çıktılar. Hande, okuldan arkadaş mı? Evet. Peki nereye gittiklerini biliyor musunuz? Bir kutlama yapacaklarmış. Çok geç kalma deyince geç saatlere kadar sürer. O saatten sonra dönmem eve. Hande'de kalırım demişti. Hande'nin telefonu ya da adresi var mı sizde? Buradan bakabilirseniz Hande Irmak diye kayıtlı. Merak etmeyin. Bunu yapan her kimse mutlaka hesabını verecek. Aslı'nın arkadaşı Hande'nin üniversitede olduğunu öğrenen Başkomiser Orhan ve yardımcısı Selim görüşmek için hemen üniversiteye gittiler. Birine mi bakmıştınız? Hande Irmak, 23 yaşında. Maktulün arkadaşı. Hande Hanım. Bir sorun mu var? Sadece birkaç soru soracaktık. Ne sorusu? Ne zaman gördünüz? Neden soruyorsunuz? Hepsini anlatacağız. Önce soruya cevap verir misiniz lütfen? Dün gece birlikte Twilight'a gitmiştik. Twilight? Taksim'de gittiğimiz bir bar. Sadece ikiniz miydiniz? Hayır, Ertuğrul Hoca ile birlikte projede yer alan iki arkadaşımız daha vardı. Ümit'le Sevinç. Kutlama yapmaya gitmiştik. Ne kutluyordunuz? Şiddete karşı sosyal bir projede çalışıyorduk. Fotoğraf sergisi, haftaya açılacak. Ertuğrul Hoca kutlama yapalım deyince bara gitmeye karar verdi. Var ya hocam, adam bir hareketli pan yapmış. Işıkta nasıl geldiyse kanın aktığını anlıyorsun resmen. Canlı gibi. Gördüm ben onu ya, tavan sekme flash kullanmış. Salman. Bence o sabah güneş doğarken çekilmiş olmalı. Yani başka türlü olmaz. Haklısın Aslıcığım. Hatta kalıbımı basarım bir hafta uğraşmıştır. hocam, Aslı'nın çektiği fotoğrafı nasıl buldunuz? Bugün fotoğrafı asarken bir kez daha bak. Gerçekten mükemmel. Saf çaresizlik ve acı. Tebrik ederim Aslıcığım. Hocam, yani aslında övülmesi gereken biri varsa o da Hande. Yani ben de ilk baktığımda gerçek zannetmiştim. Öyleyse ne duruyoruz? Harika bir iş çıkardınız hepiniz. Başarınıza. Bardan kaçta çıktınız peki? Ben erken kalktım. Onlar daha oturuyorlardı. Siz Aslı ile birlikte çıkmadınız mı barda? Hayır. Ama annesine sizde kalacağını söylemiş. Ümit'te kalacaktı. Aslı'nın erkek arkadaşı. Onda kalacağı zaman genelde annesine yalan söyler. Ümit de burada mı okuyor? Hayır, Aslı sayesinde projeye dahil oldu. Ya Sevinç? Biyoloji mühendisliği okuyor. Ama henüz dersler başlamadı. Ben de malzemeleri toplamaya gitmiştim okula. Ama görüşmek isterseniz Ertuğrul Hoca okulda. Az önce gördüm. Peki bu Sevinç'le Ümit'in telefonu var mı sizde? Tabii. Şuraya yazar mısınız onları? Ümit Cihangir'de oturuyordu ama tam olarak adresi bilmiyorum. Ya Sevinç? Maalesef sadece telefonu var bende.
Artık neler olduğunu söyleyecek misiniz? Aslı Hanım'ı bu sabah bir binada ölü bulduk. Ne? Ertuğrul Bey. Evet. Başkomiser Orhan. Profesör Doktor Ertuğrul Gülenoğlu, 43 yaşında. Fotoğrafçılık bölümü öğretim üyesi. Biraz vaktiniz var mı? Hayırdır başkomiserim? Aslı Ulubay, sizin öğrencinizmiş galiba. Evet. Bir şey mi oldu yoksa? Maalesef Aslı'yı bu sabah bir inşaatta bulmuşlar. Öldürülmüş. Olamaz. Aslı olduğuna emin misiniz peki? Maalesef o. Annesi teşhis etti. Ama nasıl olur? Biz de bunu anlamaya çalışıyoruz Ertuğrul Bey. Öğrendiğimiz kadarıyla dün gece birlikteymişsiniz. Ertuğrul Bey, dün gece Aslı'yla bara gitmişsiniz. Bu doğru. Arkadaşlarıyla birlikte bir sosyal sorumluluk projesi hazırlıyorlardı. Onu bitirmişlerdi. Hep birlikte bara kutlamaya gitmiştik. Aralarında fotoğrafçılık okuyan bir tek Aslı varmış galiba. Evet. Aslı'nın fikriydi zaten her şey. Arkadaşlarını da o dahil etti projeye. Hande plastik makyajları yapıyordu. Sevinç ise modellik yapıyordu. Sevinç, Aslı'nın liseden arkadaşıydı. Biyoloji mühendisliğinde okuyormuş. Ümit ise erkek arkadaşıydı. Tamam. Daha sonra Ümit ve Sevinç fotoğraf çekmek istediler. Ben de kabul ettim. Peki dün gece bardan kaçta çıktınız? Bar kapanana kadar oradaydım. İki gibi galiba. Ya Aslı? Onlar erken çıktılar. Sevinç ve Ümit'le birlikte gittiler. Peki şu sergi için çekilen fotoğrafları görebilir miyiz? Bir saniye. Buyurun. Yani bende mi bir gariplik var başkomiserim? Bu fotoğrafların neresi şiddete karşı ben anlayamadım. Çünkü siz fotoğrafın bütününe bakamıyorsunuz da ondan. Yalnızlık ve çaresizlik var bunlarda. Çok ürpertici değil mi? Başkomiserim. Bu fotoğrafı kim çekti? Aslı çekti. Aslı mı? Nasıl yani? Genelde Aslı'nın fotoğraflarını ben çekerdim. Ama bu fotoğrafı Aslı çekti. Çok güzel. Ümit sen açıyı biraz daha doğru tutmaya çalış, oldu mu? Tamam, tam ışık alalım üstüne doğru. Evet. Güzel. Ne oldu Aslı? Hocam, 2 dakika müsaade eder misiniz? Ne yapacaksın? Bir kere de ben denemek istiyorum. Tabii olur. Al dene. Hadi canım, B konumunda çek istersen. Dur, karışma. Ya kızım o onu çekmez ki, o yüzüyse. Görürsün. Hocam, 30 derece kadar çevirebilir misiniz? Böyle iyi oldu herhalde. Güzel. Hande, bana bir tane siyah pant ayarlayabilir misin? İki tane olsun ya da. Sevinç, kollarımı bağlar mısın? Hocam, geçebilir misiniz? Hazır. Evet.
Çok yetenekli bir öğrenciydi Aslı. Türkiye'nin Bresson'u olacağını düşünürdüm hep. Bu fotoğrafsa serginin başyapıtı olacaktı. Filmleri alabilir miyiz? Diyaları mı? Banyo yapmadığımız kalmadı ama. Negatifleri yok mu? Biz genelde diye çalışırız. Pozitif film. Getireyim. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Buyurun. Teşekkür ederiz. Rica ederim. İyi günler. İyi günler. Bu ne şimdi böyle ya? Bu mudur yani? Sanat bu mu? Bu sanatmış mı? Böyle bir şey mi sanat? Modern zamanlardayız Selim. Bizim bildiğimiz sanat eskide kalmış. Ya yapmayın başkomiserim ya. Hangi zamanda olursak olalım. Böyle sanat mı olurmuş? Bakalım doktor Ümit Yazman ne diyecek? Alayına psikopat da eşsi koymazsa ben de adam değilim. Hadi gevezeliği bırak da şu Ümit'i ara. Neredeymiş? Ulaşılamıyor. Sevinç de açmıyor. Şimdi işin yoksa adres tespiti yaparım. Hadi sen Ümit'i ara. Ben de Sevinç'e bakayım.